Selamünaleyküm arkadaşlar. Sedat Peker'in yayınladığı videolar gündeme düşmeye başlayınca biraz beklemeyi tercih ettim. Yayınladığı tüm videoları izledim. Kanalımı takip eden izleyiciler de izlemiş olacak ki ısrarla bana hem yorumlarda hem de gönderdikleri maillerde Sedat Peker olayıyla ilgili ne düşündüğümü soruyorlar. Bu konu hakkında video yapmamı istiyorlardı. Arkadaşlar, bu konu hakkında çok kısa ama aklınızda şüpheler bırakacak bir video yapıp bu konuyu kapatmak istiyorum. Öncelikle şunu hiç unutmayın. Hiçbir şey apaçık ortada göründüğü kadar aldatıcı değildir. Bu sözü aklınızın bir kenarına not edin. Çünkü uluslararası ilişkilerde bu durum hep karşınıza çıkar. Siz bir olaya bakarsınız, izlediğinize göre karar verirsiniz. Oysa ki bu olayı size izlettirenler zaten öyle düşünmenizi istemektedir. Bunun bir adı da istihbaratta sahte bayrak operasyonudur. Ve bunu dünyada ilk uygulayan ise tarihte Türklerdir. Şimdi şöyle bir düşünün. Sedat Peker uzun süredir yurt dışında. Ukrayna, Karadağ, Makedonya, Gürcistan derken şimdi de Dubai'de. Hakkında açılan dava sonucu yurt dışında olduğu zaten biliniyordu. İşte burada önce MIT'e bakalım. MIT Cumhurbaşkanlığına bağlandıktan sonra dünyanın her yerinde operasyon yapmaya başladı. Tamamen dış operasyonlara yönelmiş MIT en tehlikeli bölgelerde Türkiye'nin düşmanlarını ya öldürüyor ya da paketleyip Türkiye'ye getiriyor. Biraz önce Sedat Peker'in gittiği ülkeleri saydım. Bu ülkeler MIT'in ahtapot gibi yayıldığı ülkeler. İstese Dubai'ye gitmeden önce Sedat Peker'in kaçtığı ilk ülkede ya yakalayıp Türkiye'ye getirir ya da orada öldürürdü. Ama yapmadı. Hem MIT'in bünyesinde hem de silahlı kuvvetler ve polisin bünyesinde binlerce istihbarat elemanı çalışıyor. Devletin mutlaka ama mutlaka mafya örgütleri ve terör örgütleri içine sızmış istihbarat elemanları bulunur. Her yerde adamı bulunan Türkiye'nin Sedat Peker'in yanında da istihbaratçısı yok mu sanıyorsunuz? Elbette ki var. Sedat Peker'in her hareketi an be an biliniyordu. Peker'in daha yurt dışına çıkmadan önce İstanbul'da CIA ve Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratıyla görüştüğü basına yansımıştı. Daha basına sızmadan önce bu görüşmeden MIT'in haberi yok muydu sizce? Elbette ki vardı. Dünyanın her yerinde operasyon yapan MIT'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde istese Sedat Peker'i yok etmeye gücü yok mu? Elbette ki var. Ancak dikkat edin, MIT hiçbir şey yapmıyor. Sedat Peker de MIT'in istese kendisine operasyon yapacağını çok iyi biliyor. Zaten bunu bildiği için de bir videosunda ben Türkiye'ye dönmeyeceğim, isterseniz gelin beni buradan alın demekte. Demek ki istihbaratımızın Peker'in üstünden başka hedefleri var. Aklıma gelen detayları burada sizinle paylaşamam. Ancak emin olun, dış operasyonlarda bu kadar uzman olan istihbaratımızın mutlaka başka hesapları vardır. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili. Şimdi gelelim Tayyip Erdoğan'a. Arkadaşlar, ideolojik gözlükle bakmayan herkesin buluştuğu ortak bir nokta var. O da Erdoğan'ın şu an Türkiye'nin en zeki ve en kurt siyaset adamı olduğu. Bana inanmayan, bir önceki videomda yayınladığım CHP'li gazetecilerin söylediklerine baksa yeter. Dediğim gibi ideolojik gözlükle bakmayan herkes bu gerçeği kabul etmekte. Gelin manzaraya bakalım. MIT istihbaratla ilgili her gelişmeyi Erdoğan'a sürekli aktarır. Buna Sedat Peker de dahil. Sedat Peker'in Dubai'ye gittikten sonra videolar yayınlayacağı da zaten büyük ihtimalle MIT tarafından Erdoğan'a aktarılmıştır. Peker kanalında daha videolarını yayınlamadan önce daha vatandaşın haberi yokken bazı muhalifler Peker'in videolarının geleceğini televizyonda söylüyorken Erdoğan'ın bunu önceden bilmemesi aklınıza yatıyor mu? Neyse, Peker videoları yayınlamaya başlıyor. Normalde Erdoğan'ı sarsması gereken böyle bir olayda dikkat edin, Erdoğan ilk günlerde hiçbir şey demiyor. Neyse, sonra Peker Süleyman Soylu'yu konuşmaya başlıyor. İstihbarattaki bilgiler mutlak surette daha öncesinde de Süleyman Soylu'ya verilmiştir. Peker konuştukça isimler ortalığa dökülüyor. AK Partili görünüp de arkadan iş çevirenler açığa çıkmaya başlıyor. Erdoğan istese Peker'in daha ilk videosunda YouTube'a erişime kısıtlama getirirdi ama yapmadı ve hala da yapmamaya devam ediyor.
Dikkat edin, Süleyman Soylu da aynı şekilde kendi adı ne kadar geçse de Sedat Peker'in videolarına karşı hiçbir tedbir alınmasını istemiyor. Unutmayın arkadaşlar, Erdoğan istese MİT'e emir verir, Peker'in daha videosu yayınlanmadan getirilmesini sağlayabilirdi. Erdoğan gibi kurt bir siyasetçi, kendi aleyhine bir gelişme olacak ve buna hiçbir şey yapmayacak. Buna inanıyorsanız o zaman size diyecek bir şeyim yok. Süleyman Soylu, Peker'in iddialarıyla ilgili TRT'de ilk kez konuştuğunda biz Sedat Peker'den kimlerin her ay düzenli para aldığını, kimlerin onunla iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Yakında hepsini açıklayacağım diye bir cümle kurmuştu. Hatta dün Habertürk'te katıldığı programda kimsenin bilmediği eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili çok sarsıcı gerçekleri de anlattı. Görünen manzara şu şekilde arkadaşlar. Erdoğan geçtiğimiz aylarda parti teşkilatlarına yönelik bir konuşma yaptı. Biz 2023, 2053, 2071 hedeflerimizde tam bağımsız olmuş, her yönden güçlenmiş, içerideki bütün kirli yapılardan kurtulmuş bir Türkiye hayal ediyoruz. AK Parti'yi tekrar 2002 ruhuna geri döndüreceğiz demişti. Son cümleye dikkat edin. Bütün kirli yapılardan kurtulmuş ve AK Parti'yi 2002 ruhuna döndürmek. Detaya baktığınızda Sedat Peker'in konuşması Erdoğan'ın işine yaramakta. Böylece uzun süredir Erdoğan'ın yapmak istediklerine alan açılıyor. Bu süreçte tüm kripto FETÖ'cüler de deşifre oluyor. Sanmasınlar ki sosyal medyada tespit edilmiyorlar. Hepsi kabak gibi meydana çıkıyor. Ve CHP. Hazine bulmuş definici gibi bir umut Sedat Peker'e sarılıyor. Ancak Sedat Peker üzerinden kendilerine büyük bir operasyon yapılacağını görmüyorlar. Siz zannetmeyin ki Erdoğan bir şey yapmayacak. Şu an gelişmeleri izliyor. Sedat Peker'in konuşmaları yayınlandığında Erdoğan bu videoların kendisine karşı kullanılacağını zaten biliyordu. Şu an için CHP Erdoğan'a Peker üzerinden saldırdığını sanıyor ya, Erdoğan harekete geçtiği zaman asıl operasyonun kendisine döneceğini görünce nasıl bir şok yaşayacak hepimiz göreceğiz. Eğer CHP Peker üzerinden Soylu'ya ve Erdoğan'a zarar verdiğini zannediyorsa çok büyük bir hata yapıyor. İzleyin görün arkadaşlar. Erdoğan Sedat Peker üzerinden hem devleti nasıl suç örgütlerinden tam anlamıyla temizliyor, hem AK Parti tabanını nasıl daha sağlam birleştiriyor, hem de nasıl CHP'ye büyük bir sürpriz hazırlıyor. Bunu herkes görecek. Daha Erdoğan son sözünü söylemedi.